bizim hikayemiz masal gibi başladı. O kadar güzelsin ki. Artık hiç yağmurda ıslanmayacaksın. Çünkü ben senin için sığınak olacağım. Artık hiç üşümeyeceksin. Çünkü ben seni ısıtacağım. Artık hiç yalnızlık çekmeyeceksin. Çünkü ben senin kocan olacağım. Evlen benimle. Karım ol. Bana itaat et. Bir karar verdiysem sorgulama. Bil ki bu senin iyiliğin içindir. Ve güven. Ne olursa olsun. Sadece güven. Koşulsuz sev. Hep daha fazla sev. Her gün her dakika daha fazla. Çünkü ben seni öyle seviyorum. Ama bütün masallar mutlu bitmezmiş. Merhaba. Hatırladın mı beni? Yekta. Söyle canım. Senin ne işin var burada? Seninle konuştuğumuzda yakınlardaydım. Geleyim abinle bir konuşayım dedim erkek erkeğe. Konuştunuz mu? Baba, babacığım. Kızım. Biliyor musun? Ben seni çok özledim. Ben de seni çok özledim kızım. Gel biz şey yapalım içeride, gel. İçeri. Handan. Efendim? Uzun zaman oldu. Öyle. Halinciğim ben gideyim. Tamam canım. Abimle konuşayım. Kızı da alacağız. Ne? Annesinin evden kaçtığını sen söylemedin. Ne yapacaksın? Burada mı bırakacaksın? Zafer tek başına nasıl baksın? Zaten darmadağın olmuş. Handan bakardı ona. Halası kadar olmaz. Ben gideyim arabayı alayım. Sen de duruyor al. Thank you.
İyi misin Aylin? Turu'yu eve götürmek istiyor. Biliyorum. Bak Aylin, yemin ederim hiçbir şey söylemedim. Hiç açık vermedim. Filiz'i konuştuk sadece. Dediğini yapmak zorundayız. Turucuğum, bak ne diyeceğim. Bugün seni ben bize götüreyim. Neden? Özledim seni halacığım. Birlikte biraz vakit geçirsem. Babam bırakmam. Kızım. Ama bak ben yarın işe gideceğim biliyorsun değil mi? Hem sen nasıl evde yalnız kalacaksın? Anne de yok. Olmasın, kalırım ben, gitmeyeceğim. Ama bak gezeriz, ciciler alırız. Ha? Ama bir şartla. Tamam, neymiş şartın? Babam da gelecek. Söyle. Kavuştun mu kızına? Evet, kavuştum. Birazdan alıp eve götüreceğim. Güzel. Benim de sana bir hediyem var. Onunla konuşmaya bayılacaksın. Sana anlatacak çok şey vardır. İstanbul'a gelince beni ara. Coşkun, onu ne yaptınız? Canını yakmadınız değil mi? Siz kadınlar harbi aptalsınız ha. Lan herif paraları aldı, tek başına tüyüyordu be. Kazık attı sana, kazık. Gitmeyeceğim ben, bırakmayacağım seni. Bak şey, kızım ben yarın işten çıkınca seni görmeye gideceğim, tamam mı? Yalan söylüyorsun, tatile bile gelmedin. Halacığım bak üzülüyorum ama yapma ne olur. Bana ne üzül? Yaramazlık yaptım diye gönderiyorsun değil mi beni? Söz veriyorum bir daha kuduruklu yapmayacağım. O nasıl söz kızım? Olur mu öyle şey? Bak sen çok akıllı uslu bir kızsın. Ben de seni çok seviyorum, tamam mı? Sen sakın üzme, tamam mı kendini? Sakın. Merak etme babası. Ona kendi kızımız gibi bakacağız. Hadi prenses. Hadi kızım. Hadi. Hadi prenses. Hoppala. Neyse. Yastığı. Duru yastığı olmadan uyuyamaz. Yastığını getireyim. Dur, bekle! Yastığı! Bekle! Dur! Bir saniye!
Evine hoş geldin küçük hanım. Annemle geldiğimizde hoş geldin dememiştim. Çünkü ben senin bu kadar akıllı bir kız olduğunu bilmiyordum o zaman. Nasıl, beğendin mi burayı? Tamam, bak. Burası Kaan abinin odası. O yatılı okulda olduğu için burada sen kalabilirsin. Hayır, ben burada kalmayacağım. Komik bir şey söyleyeyim mi Aylin? Bu kızın inadı bana benziyor. Hayır, ben babama benziyorum. Duş alır, iyice temizlensin. Hem sinirleri yatışır. Benim küçük bir işim var. Turucuğum, burada biraz benimle kalır mısın? Olur, lütfen beni babama götür. Bak kızım. Olur, ne olur beni babama götür, yalvarıyorum. Bak üzülüyorum ama benimle kalmak istemiyor musun burada? Sana en sevdiğim oyuncaklarımı veririm. İdil Hanım çok üzgün. Evet, üzgün. Evden kaçıp nereye gitti acaba? Ben ne bileyim. Sabahtan beri orada duruyor. Git şunun ağzını bir ara. Nereye gitmiş bir öğren. Tamam. Üşüdünüz mü? Size şal getireyim mi? Şey, dün sizi çok merak ettik. Dışarı çıkınca nereye gittiniz? Eski kocama. Yekta Bey'e mi? Hayatımda sevdiğim. Değer verdiğim. Her şey. Her seninden aldım. Daha fazla yapma demeye gittim. Peki, o sizi gördü mü? Kaçtığınızı öğrendi mi? Yaşasını çekmedim. Artık bir önemi de yoktu zaten. Merve'nin alacağı hiçbir şey kalmamış. Ama onu kaybedecek çok şey var. Tanıştırayım. Filiz Hanım. Karının tezgahını alt üst eden kadın. Bana bütün hikayeyi anlatacaksın. Her detayı bilmek istiyorum. Tamam.
Anladın mı? Beş yıldır yaptığınız onca şey, aldığınız bütün risk boşa gitti. Adam geldi, kızı da aldı, aileni de aldı, gitti, öyle mi? Aha, öyle. Ben zaten hep bunun korkusuyla yaşadım. Biliyordum yani. Biliyordum bir gün gelip de onu benden alacağını biliyordum. Ama ne yapayım? Yine de kabullenemiyorum. Çok alışmışım buraya. Hani var ya, o öyle giderken sanki canımdan can koptu. Gece yarısı Aylin de aldı, bebeğin mezarına götürdü. Ölüm belgesini çıkarttı ortaya. Evlendiğinden beri kapısını çalmadı. Bu eve geldi. Duru'yu da alıp gitti. Gerçeği bildiğine dair tek kelime etmedi. Gerçeği bilse bu kadar sakin olabilir miydi Selçuk? Ortalığı birbirine katardı herhalde. Hele ki Yekta. Biliyor. Hem de domuz gibi biliyor. Sadece oyun oynuyor namussuz. Yemin ediyorum enişte, ben almak istemedim bebeği. Ama Aylin'le Zafer zorladılar. Ne yapayım ben de, yuvamda almasın diye kabul etmek zorunda kaldım yani. Uydurma be. Ne yuvası? Senden kız için para isteyen herif var ya, bunun dostuymuş. Beraber kaçırmışlar çocuğu. Bir dakika. Ne dedin sen? Bunun dostuymuş. Beraber kaçırmışlar çocuğu. Kızımla o herifi yan yana mı getirdin sen? Ha? Gebertirim sizi. Gebertirim hepinizi. Gebertirim! Dur! Ne yapıyorsun? Bunlar hep ailenin suçu. Evet, onun suçu enişte. Vallahi ben söyleyecektim, yemin ediyorum. Hatta o gün evinize kadar geldim. Ama aile beni mutfakta sıkıştırdı, korkumdan söyleyemedim. Siz bakmayın onun öyle sıklı püklü durduğuna. Vallahi al kızı alıp kaçacaktı. Duru'yu vermem deyince de beni dövmeye kalktı. Dövdü hatta. Kaburgalarımı kırdı, başım hala... Sus! Çocuğumu elimden aldınız. Bana yalan söylediniz. Beni dolandırdınız. Enişte elini ayağını öpeyim ne olursun. Yemin ediyorum bundan sonra öl de öleyim. Ben hep evlat hasretinden ettim. Ne olur ben ettim. Cahilliğime versen etme. Şimdi seni dava etsem bir daha gökyüzünü göremezsin. Ama senin için başka planlarım var. Hepiniz için başka planlarım var. Şuraya bak. İkisini de kaybettim. Elimde ne karım kaldı ne kızım. Ne yapacağım şimdi? Ha bu arada Filiz bir şey demedi mi? Neden bırakıp gitmiş? Sadece para için mi? Bak Zafer. Söyle. Üzülme be kardeşim. Yok yok, bu işin içinde kesin bir şey var. Yani neden yoksa Filiz böyle bir şey yapsın? Para için mi yani? Abi ne olacak ki? Filiz'i tanımıyor musun? Belki sadece kafası karışıktır. Pişman olur döner mi Zafer? Turucuğum. Efendim anacığım. Bir şey soracağım. Bu annenle hani o trenlerin orada kaldığınız ev kimin eviydi? Bir teyzeyle amcanın. Orada sana nasıl davrandılar peki? Seni üzdüler mi? Yok, teyze hep yemek verdi. İyi gari, iyi gari dedi. Peki karakola neden gittiniz? Annem kavga etti. Coşkun amca kurtardı. Coşkun amca kim? Anne, o amca bulur mu? Kız sus. Vallahi
yemin ediyorum otelini koparırım Selim. Ama çok acıdı. Şişt, biraz edersen anneyle baba ayrılır. Anneyle baba ayrılınca ne olur? Sen anasız babasız kalırsın valla. Doğrucu, Coşkun amca kim? Bilmem, hiç kimse. Ne olur beni baba götür lütfen. Biz gidelim Selçuk. Zafer'im, hocam. Ne olur affet. Ben çok büyük bir hata yaptım. Yani sana ne anlattılar bilmiyorum ama bir de benden dinle. Niye ne dinleyeceğim ya? Ne anlatacağım Filiz? Sen hepimizi perişan ettin ya. Ben insan içine çıkamadım utancımdan. Kendi kardeşimin yüzüne bakamadım Filiz. Ne anlatacaksın? Sen ölmekten beter ettin beni biliyor musun? Para için değer miydin? Yok, parayla ilgisi yok. Ne? Ne? Ya, çocuğum için yaptım. O Aylin alacaktı çocuğumu. Hırsımdan hep. Ben büyüttüm onu. O benim bebeğim. Nerede yavrum yattı? Yatırdın mı? Yok. Duru yok. Yekta aldı. Yekta mı aldı? Ay öğrendim her şeyi. Ah başımıza gelenler. Bilmiyoruz Filiz. Ama malum. Hiçbir şey gizli kalmaz. Bütün yalanlar bir gün açığa çıkar. Hocam, minnoşum, aşkım, ne olur, kurban olurum, öl de öleyim. Ne olur affet canım, bir tanem, aşkım. Böyle olmasını hiç istemedim. Keşke bütün bu oyunlara, yalanlara gerek kalmasaydı. Burada Kaan'la bizimle birlikte bu evde büyüyebilseydin keşke. Geldiğini fark etmedim. Yerini yadırgamamış. Öyle. Ağlaya ağlaya uyudu. Çok düşkün babasına. Ben gidip yemeği hazırlayayım. Aç değilim. Ama bir şeyler içerim. İçin aldım hepsini. Sabah bunları görünce her şeyi unutur. Seni de unuttum bazı şeyler var. Mesela ben
ne kadar sevdiğini, bana ne kadar güvendiğini, benim sensiz kalmayı asla kabul etmeyeceğim. İlk dansımızı hatırlıyor musun? Seni kollarıma aldığımda yaprak gibi titriyordun. Çok heyecanlıydım. Şimdi de titriyorsun. Demek ki hala başını döndürebiliyorum. Aylin, ben hiç değişmedim. Değiştirmeye çalıştım. Bizim için yaptım. Mükemmel bir aile olabilmek için yaptım. Yekta. Ben sadece kendim olmak istiyorum. Sen ne istediğini bilmiyorsun. Orada mı yatacağım? Ha. Canım öyle istiyor. Sen bana hala kızgınsın değil mi? Kızı alıp gittim diye. Nerede yatıp kalktınız Filiz? He? Kızımı nereye götürdün? Bir akrabanın yanına. Kocası istasyonda çalışıyor. Akraba mı? Hani senin akraban yoktu? Ya öyle akraba dediysem uzaktan tanıdık yani, o manada söyledim. Uzaktan. Kavgaya da karışmışsın Filiz. Uzaktan. Ya kızımın başına bir şey gelseydi? He? Aylin'e ne derdik, düşündün mü? Nasıl açıklardık bunu? Aşkım gerçekten aşk Tom. Canım, yakışıklım. Sevgilim, ruhum, güzel kalbim benim. Bak çok özür dilerim, ne olur. Ben gerçekten anladım yaptığım salaklığı. Sana söz veriyorum, bir daha hiç böyle bir şey yapmayacağım. Gerçekten bak, ben anladım ki bu dünyada bir sen bir de kızım. Başka hiç kimse yok. Hadi gel. Hadi gel odamıza gidelim. Yok, böyle iyi. Duru olmadan hiçbir şeyin anlamı yok benim için. Şimdi sen de müsaade edersen ben uyuyacağım. İyi. İyi. Bazen çok bencil oluyorum. Özür dilerim. Beni sevmeni, bana aşık olmanı özledim. Ben seni hala seviyorum. Gözlerin öyle söylemiyor ama.
Çünkü aklımda sadece Kaan var. Hastaneden beri görmedim onu. Nurgül'ümü çok özledim. Belki yarın birlikte gideriz. Duru'yu da alırız. Gerçekten. Duru. Ne oldu kızım? Niye korktun? Rüyamda babamı gördüm. Şu koltukta oturuyordu. Öyle mi? Peki, bu gece bizimle uyumak ister misin? Üçümüz mü? Evet. Gel bakalım. Sen hiç peri bacalarını gördün mü? Aa. Peki, sana peri bacalarının sırrını anlatayım mı? Peri bacaların sırrı mı var? Evet. Bak şimdi. Bir varmış, bir yokmuş. Zamanın birinde peri bacalarının orada Kırboğa adında bir dev varmış. Bu dev az gitmiş, uz gitmiş, adı gitmiş. Çocuklarını almadan o adamı terk etmeyecek. Bir de şunu deneyelim. Kaldır kafanı. Böyle nasıl? Kendi yastığımı seviyorum. Kendi yatağımın gıcırtısını özlüyorum. Kendi babamı istiyorum. İyi peki. O zaman ben kolumu alayım, sen rahat uyu. Başımda. Uyumadın mı hala sen? Kaç kere söyleyeceğim. Eve gitmek istiyorum. Anneni mi özledin? Bana annenden bahsetsene biraz. Sana ne benim annemden? Biliyor musun? Ben de yatılı okulda okudum. Senin yaşlarındaydım. Annemi de sadece yazları görebiliyordum. Gerçekten. Sen de mi yatılı okudun? Evet, ben de yatılı okulda okudum. Yani evet, zor tarafları var ama iyi yönleri de var. Neymiş iyi yönleri?
onu bunu yapma diye kızan, bağıran, azarlayan, anne ve babadan uzak kalmak insana bazen iyi geliyor, öyle değil mi? Senin kardeşin var mı? Yok. Senin? Benim de yok. Günaydın koçum. Günaydın Şevket baba. Kahvaltı hazırlayayım mı, ister misin? Yok canım, istemiyor, sağ ol. Senin kafan mı bozuk yine? Ya sorma. Bir arkadaşımın çocuğunu bulamıyoruz. Babası kaçırmış, yatılı okula vermiş. Ne hayatlar var. Çocuğun adını biliyor musun? Evet, bulabilir misin çocuğu? Ya tamam, kocalık ama bağlantılarımız hala sağlam koçum. Hay yaşa be baba. Sofraya. Her şeyi hazırlamışsınız. Evet. Çünkü çok yetenekli bir yardımcım vardı ondan. Öyle yenmez o. Bana bak. Bak böyle yapacaksın. Neden? Çünkü krep böyle yenir. Neden? Böylesi daha kolay, daha temiz ve daha medeni. Enişte,
Söyle güzel kız. Medeni ne demek? Medeni, yalan söylemeyen, düzgün akıllı ve tüzel bir insan demek. Hadi bakalım, sıra sende. Şey, ben yaparım hemen. Bırak, kendi yapar o. Çünkü çok akıllı bir kız o. Aferin sana. Bak, başardın. Ben bakarım. Al mı yapanı? Ne istiyorsun? Kızımı istiyorum. Kızımı getir. Defol git buradan. Kızımı getir dedim. Filiz, çok ileri gidiyorsun. Gelmiş. O Filiz Hanım. İlk tabi kızımı istiyorum ben. Kızımı almaya geldim. Nuru! Annem! Canım, kuzum, güzelim. Annen geldi canım. Nasıl özlemişim bir tanecim. Babama mı gidiyorum? Eve mi getireceksin beni? Hayır Durucuğum, burada kalıyorsun. Değil mi Ekta? Sen karışma. Anası benim. Sana ne oluyor? Ufacık çocuk trenle tek başına İstanbul'a geldi. O zaman neredeydin? Abim beni affetti. Sana artık laf düşmez canım. Yalan söylüyorsun. Abimle konuşacağım şimdi. Aileciğim, istersen karı koca arasına girmeyelim. Belli ki onlar meseleyi kendi aralarında çözmüşler, halletmişler. Hem Filiz Hanım'ın dediği gibi Duru onun kızı. Biz karışamayız. Ekta. Ne oldu? Yanlış bir şey mi söyledim? Çocuğu annesinden babasından ayırmamak lazım. Öyle değil mi? Şimdi git Duru'ya aldıklarımı getir de giderken yanında götürsünler. İçim sinmiyor böyle, ne olur. Halası olarak yapabileceğim başka bir şey yok Aylinciğim. Hadi. Nasıldı? Dışarıda bekle, konuşacağız. Ne konuşacağız? Dışarıda bekle dedim sana, konuşacağız. Ay 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 ay! Eniştesi neler de almış kızıma. E tabii insan hem zengin, hem akıllı, hem de asil olunca bambaşka oluyor vallahi, tadından yenmiyor. Vay bay Allah. Vay bay olacağım. Dikkat et kendine, tamam mı? Hadi bakalım. Bay bay enişte. Bay bay. İyi günler. Ben de çıkıyorum, akşam görüşürüz. Ama beni Kaan'a götürecektim. Ha. Henüz değil. Nasıl? Dün gece... Dün gece ikimiz de çok duygusaldık. Bu yüzden işte. Bu yüzden artık eski halin değilim ben. Bütün bu bana yaptıkların yüzünden. Dün gece sen de oyun başlattın Aylin'ci. Ben de sana eşlik ettim. Bütün o aşk sözcükleri. Hepsi Kaan'ın yerini öğrenmek için. Bana dokunma.
beni öpmen. Basit bir kadın gibi. Evet, haklısın. Sen eski ailen değilsin. Çünkü eski ailen asla kendini bu kadar küçük düşürmezdi. Misin sen? Baban öyle emretti. Babam buraya mı gelecek? Aman babam mı dedim ben? İnsan da akıl mı bıraktınız ya? Aman sen sor sorup durma ikide bir de. Zaten sinirim tepemde. Bana bak. Kızımı şimdilik sana veriyorum ve senden alacağım. Eğer başına bir şey gelirse seni bitiririm. Sürüm sürüm süründürür. Ölmekten beter ederim. Yok, merak etmeyin Yekta Bey. Ben yani aileni bir adım bile yanına yaklaştırma. Onu zaten yapacaksın. Benim kastettiğim o herif kızımın yanına bir adım yaklaşmayacak. Hangi herif? Bana bak, bilmiyormuş gibi yapma. Şimdi seni şuracıkla gebertirim. Yani Yekta Bey, bitti o iş, kapandı. Ben unuttum bile onu. Hiç görmüyorum. Ben kocama geri döndüm. Göreceğiz. Doğru eve. Hadi kızım. Hadi çocuğum. Yaşasın, babama gidiyoruz. Babam çok özledim. Fiziği senden kuvvetli. O zaman ne yapacaksın? Hızını kullanacaksın. Arka direği göstereceksin, ön direğe. Gelsene biraz. Hadi koçum, koş. Hayırdır baba? Tamamdır. Bulduk çocuğun okulunu. Sahi mi? Al, bu da adresi. Sen beni çok hafif alıyorsun koçum. Hay yaşa be baba. İyi ki varsın. Var mı? Hayır. Bence de iyi görünüyor. İnşallah böyle kaçmaya çalışmazsın. Bunun için söz veremem. Teşekkür ederiz. Hadi Kaan'cığım. Açık sözlü olmanı seviyorum. İnsan sana kolayca güvenebilir. Yani arkadaşlıkta güven çok önemlidir Kaan'cığım. Benim arkadaşım yok ki. İstersen olabiliriz. Yani bana her şeyini anlatabilirsin. Hatta benimleyken küfür bile edebilirsin. Küfür mü? Evet. Ben küfür bilmem ki. Öğretirim. Gerçekten mi? Aramızda ama. Tamam. Söz mü? Söz. Çak. Hadi. Ben kızımı o kadın yana bırakmamamdan. Kimlerle görüştüğünü altta belli değil. Ben gidip kızımı alacağım. Hatta sonra da Kaan'ın peşine düşeceğim. Ya bu kolu çatladığında Ekta'nın hastanesine götürmüşlerdi Kaan'ı.
Eğer sildirmemişlerse belki oradaki kayıtlardan bulabilirim. Sen evde misin bugün? Aha, evdeyim ben bugün. İzin aldım. Bana getirebilirsin Duru'yu. Tamam canım, sağ ol. Tamam, tamam canım. Hadi görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Aylin. Senin ne işin var burada? Kaan'ı bulursan Duru'yu alıp gidecek misin? Cevap ver, bu adamı terk edecek misin? Terk edeceğim dedim ya. Kaan'ın okulunu öğrendim. Ne? Buldun mu onu? Buldum. Biraz çok teşekkür ederim. Çok sağ ol, çok mutluyum. Çok sağ ol. Sevinçten şey yaptım. Hadi gidip hemen oğlunu alalım. Benim gibi enayi bulamazsın ha. Başkası olsa vermezdi sana bu parayı. Sen de kalsın. Daha sonra yapacakların için avans. Ne? Sağır mı oldun Yılmaz? Paralar diyorum, senin olsun. Sana daha işimiz var. Adam falan öldürmem. Şimdiden söyleyeyim. Ne buldun? Bu Selçuk denen doktor. Dönmüş Almanya'dan. Ailenle bağlantısı ne? Nereden tanışıyorlar? İşte asıl delirtici olan da bu. Adam karının çocukluk arkadaşı. Birlikte körebe oynamışlar yani. Selçuk, Handan, Aylin. Üçü bir olup sağlıklı doğmuş kızını sana ölü göstermişler. Adamı görmek ister misin? Aslında baştan beri gözümüzün önündeymiş. Mahallede çektiğim fotoğraflar var ya. Ailenin yanındaki adam. Selçuk'muş. Ne oldu? Niye aradın? Aylin mi aradı? Bir aksilik mi olmuş yine? Filiz sabah Aylin'lere gitmiş. Eve götüreceğim diye almış Duru'yu. O zaman Yekta hiçbir şey bilmiyor. Çocuğu geri verdiğine göre. Selçuk, ben aslında seni buraya başka bir şey konuşmak için çağırdım. Nedir? Ben hamileyim. Ben hamileyim. Nasıl? Hamileyim. Filiz'in takıldığı şu herif. Coşkun. Ha. Fotoğrafı var mı sende? Hem de alası. Ne yapmayı düşünüyorsun? Hepsi için bir planın olduğunu söylemiştim. Planlarımı sadece kendime saklarım. Ama sana şu kadarını söyleyeyim. Tek bir vuruşla hepsinin cezasını vereceğim.
Bana o kırık bardakla kahve verdiğini hiç unutmayacağım. Hiç değişmemişsin. Filiz sabah Duru'yu alıp götürmeseydi, şimdi Kaan'ı da alıp gidecektim. Nereye? Mümkün olduğunca uzağa. Mektan'ın bizi bulamayacağı bir yere. Sadece çocuklarım ve ben. Üçümüze yepyeni bir hayat kuracağım. Şimdi nereye gidiyoruz? Hani sen, ben, Coşkun amcam beraber tatile gitmiştik ya. İşte orada olanları, Coşkun amcanı birilerine anlatırsan babam bizi terk eder. Onu bir daha hiç göremeyiz. Hiç mi? Hiç. Yürü. Coşkun. Abi ne haber? İyi, şükür. Hayırdır kardeşim, yüzüne gözüne ne oldu böyle? Şey abi ya, geçen bizim mahallede kızlara laf atmışlar. Yetiş Coşkun abi dediler. Kalabalıklardı biliyor musun? Dayağı yedim. Hadi ya. Çok geçmiş olsun birader. Sağ ol abi, sağ ol. Patron nerede? Ha, o bir işim var dedi, çıktı, gelir birazdan. Ha. Sen nasılsın abi? Yenge nasıl? Kız iyi mi? İyiyiz, iyiyiz. Şükür. Ha, şükür, şükür. Şükür. Duru. Kızım. Yardım. Canım babam, seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Güzel kızım, prensesim. Filiz ne yaptın sen? Senin üzülmene gönlüm el vermedi aşkısı. O yüzden çektim aldım çocuğumuzu. Nasılsın yenge? Ben gayet iyiyim Coşkun kardeş. De. Ne oldu senin yüzün gözün dağılmış? Dayak mı yedin? Canım. Selçuk. Bir şey söylemeyecek misin? Ya ben ne diyeyim? Çok çok büyük sürpriz oldu. Benim için de sürpriz oldu. Ben de beklemiyordum böyle bir şey. Selçuk. Ben çok şaşkınım. Ondan durumu biliyorsun. Biliyorum ben senin. Almanya'dan yeni geldim. Bir düzenin yok, sonra durum meselesi var. Her an ortaya çıkabilir. İstemiyorsan aldırabilirim çocuğu. Düşünmeye ihtiyacım var. Burası. Sen kal. Daha çok dikkat çekersin. Kimliğinizi görebilir miyim?
Onun ismi neydi acaba? Kaan Harmanlı. Beraber verim sizi karşılasınlar o zaman. Öğrenci işleri Ebru ben. Kaan Harmanlı'nın annesi öyle mi? Peki, peki biz ilgileniriz. Selin'cim, Kaan'ın annesi gelmiş. Yekta Bey'in talimatını biliyorsun. İlgilen lütfen. Yekta Bey, Ebru ben. Eşiniz burada. Kaan'ı almaya çalışacak. Sakın izin verme. Hemen geliyorum. Hoş geldiniz. Kaan'ın annesi değil mi? Evet, benim. Oğlumu almak istiyorum. Daha önce bildirmiş miydiniz? Yok, biraz acil gelişti. Anlıyorum. Siz buyurun benimle gelin. Gerekli izni yazayım. Yalnız benim biraz acelem var. Ama okulun da kuralları var. Fazla uzun sürmez zaten. Buyurun. Siz buyurun geçin, ben hemen yazıyorum. Dinle. Londra'ya giden ilk uçağa iki bilet istiyorum. Biri benim için, biri Kaan için. Bilgileri telefonuma gönder. Filiz'im. Git be. Bir ananas versem. Ben senin ağzına bir tane çaksam. Vur bebişim, vur. Senin vurduğun yerde gül biter. Ya Allah'ım. Kız dur burada. Yürü. Yemiyorsun Coşkun, gelme. Ben tükürüp attım seni hayatımdan. Ama bir dinle bebişim, bak yanlış anlıyorsun her şeyi. Neyi yanlış anlıyorsun be? Paraları alıp tüyüyormuşsun tek başına. Herkesi kazıkladığın gibi beni de mi kazıklayacaktın ha? Yalan. Vallahi billahi yalan bebişim. Senin yanına geliyordum ama herif yakaladı. Ulan beni niye ele veriyorsun be? Çok direndim. Vallahi çok direndim bebişim ama adam vurdukça vurdu, vurdukça vurdu. Oh canıma değsin. Beter ol inşallah. Keşke öldüreydi. Ya Filiz'im, Filiz'im. Ne? Bu kızı nasıl geri aldınız? Ay Allah'ım ya Rabbi, Allah senin cezanı versin. Yürü kız. Git. Pardon, biraz çabuk olabilir misiniz acaba? Az kaldı, bitmek üzere. Ben dışarıda bekliyorum. Siz bitince bana haber verirsiniz. Pardon, beşinci sınıflar hangi katta? Bir üst katta. Tamam, sağ ol. Hanımefendi, bitti. Niye bıraktın? Çabuk koş, yetiş. Çocuğu bırakın. O benim oğlum, benimle gelecek. Bu şekilde götüremezsiniz. Ben onun annesiyim. Çekil önümden. Ne yapalım Ebru Hanım? Koş çabuk, koş. Ne
geldi Aylin. Yarın sabah getirecektim ben seni oğluna. Ama sen dayanamamışsın anlaşılan. Oğlumu eve götüreceğim. Bir daha denersen Kaan'ı yurt dışına gönderirim. Bir daha asla göremezsin demiştim sana. Bir saat sonra Londra'ya uçuyoruz. Yekta lütfen. O uçağa binmesini istiyorsan ne yapman gerektiğini biliyorsun. Bekliyorum Aylin. Anneciğim. Ben bir hata yaptım. Senin şimdi burada kalman lazım, tamam mı? Bir daha buraya sakın gelme. Beni utandırıyorsun. Kalk! Bir dinle beni. Bekle kız burada. Ne var Coş? Bana yalancı diyorsun ama asıl senin aşkın yalanmış be gülüm. Bulduğun ilk fırsatta kocana koşuverdin. Beni de tütünü bitmiş izmarit gibi fırlatıverdin sokağa. Hani her şey indim senin ha? Hani çölde açan çiçeğe indim? Hani minnoşundum? Ezip geçtiğin yetmedi, bir de kocanın arayı düzeltmişsin. Mutlu mesut yaşarsın bebişim artık. Salak. Yekta yüzünden döndüm. Tehdit ediyor beni. Ya. Bakma ben böyle, yürü. Ulan bu nasıl doktor, anlamadım ki. Tehdit etmek onda. Adam dövmek onda. Psikopat ulan bu, psikopat. Neden Aylin, neden bu kadar yaklaşmışken vazgeçtin Kaan'dan? Niye boyun eğdin yine bu adama? Çünkü dediğini yapar. Onu yurt dışına gönderir. Ve ben onu bir daha asla göremem. Anlamıyor musun? Blöf yapıyor. Uras. Ben bir sabah uyandım. Oğlum evde yoktu. Filiz eve geldiği için, sırf beni cezalandırmak için onu yatılı okula göndermiş. Anladın mı şimdi? Kaan bir daha bana asla güvenmeyecek. Kaybettim onu. Kaan'a biraz zaman ver. Öfkesi geçecektir. Şimdi bizim Duru'yu düşünmemiz lazım. Onu Filiz'in elinden kurtarmak istemiyor musun? Ha?
nasılsın? İyiyim. Annen seni eve mi götürecekti? Öyle sanmıştım. Ama yine babamdan korktu. Ben senin annen olsam hiçbir şeyden korkmazdım. Seni üzmemek için her şeyi göze alırdım. Ben annem gibi olmayacağım. Ona benzemeyeceğim. Olmayacaksın tabii. Çünkü sen babanın oğlusun. Hani bana küfür öğretecektin? Hazır mısın? Evet. Düdük makarnası. Düdük makarnası. Hayır bak, tekrarla beni. Düdük makarnası. Düdük makarnası. Üstüne basa basa söyleyeceksin. Düdük makarnası. Düdük makarnası. Evet, çak. Sen ne hakla gelip benim kızımı almaya kalkıyorsun? Ha? Kim oluyorsun sen be? Kimsin? Senin kızın değil o. Ben doğurdum onu. Ha, senin kızın değil. O yüzden sana hala diyor değil mi? Oldu, gözlerim doldu. Filiz, laf cambazlığını bırak da git kız eve. Bana bakın, eğer bu işi daha fazla uzatırsanız yemin ediyorum gider Yekta'ya her şeyi anlatırım. Bu Uras'ın senin dibinden ayrılmadığını da anlatırım. Doğru konuş. Ben de Zafer'e anlatırım. Sen neden bahsediyorsun? O biliyor. Ne biliyorsun be, delimine? Siz bu Coşkun denen adamdan bahsediyorsunuz değil mi? Ha? O kim? Beraber mi kaçırdınız benim kızımı? Bana bak, sen hemen defolup buradan gitmezsen kocana her şeyi anlatırım. Kendimi de yakarım, sizi de! Yakarım ulan! Yakarım ulan, anladınız mı? Delireceğim. Kim bu Coşkun? Sen nereden biliyorsun? Bana Duru anlattı. Ya küçücük çocuğum bile aklı her şeye eriyor. Ben nasıl bunca zaman bunu fark etmedim? Kim bu adam, kim? Coşkun Zafer'in askerlik arkadaşı. Şimdi birlikte çalışıyorlar. Ne? Bu nasıl, yani Filiz'in ne alakası var peki? Nasıl yani? Sen bunu biliyor muydun? Bilmiyordum ama onları birlikte gördüm. Önce şüphelendim, sonra konduramadım. Sonra Filiz ortadan kaybolunca Coşkun'la birlikte gittiğini anladım. İnanmıyorum ya, niye abime söylemedin? Nasıl söyleseydim Aylin? Karın seni en yakın arkadaşında aldatıyor mu deseydim? Zafer'in Filiz'i ne kadar çok sevdiğini biliyorsun. Onca şeyden sonra yine evine aldı. Allah'ım delireceğim ya. Ya bunca zaman bu adam benim kızımın çevresindeydi öyle mi? Filiz! Aç kapıyı! Aç! Alacağım kızımı senden, aç! Filiz! Aylin. Aylin. Ben kızımı nasıl alacağım, o kadından nasıl? Aylin, kızını alacağız. Sana söz veriyorum, kızını alacağız, tamam mı? Ama bu şekilde değil. Tamam. Hadi gel. Kız bak, bir daha soruyorum. Doğruyu söyle. Sen mi söyledin halana Coşkun'u? Kız ben sana demedim mi eğer söylersen senin o dilini koparırım diye? Şeytan diyor. Sen babana dua et. Yürü! Gözüm görmesin seni. Defol! İlaçlarını içmeye başlamışsın yine. Beni onun için burada tutmuyor musun?
İyileşmem için. Bunu senden daha çok istediğimi biliyorsun. O zaman bir daha ziyaretime gelme. Bırak saçların böyle kalsın. Ben seni böyle seviyorum. Ama ben Toplu seviyorum. Sana ne diyorsam onu yapacaksın. Her şeyi senin iyiliğin için yapıyorum. Bunu aklından çıkarma. Haftaya görüşürüz. Yekta Bey. Ne var? Bir şey diyeceğim size ama inanın bizim suçumuz yok. Gene ne yaptınız? Edil Hanım. Ne olmuş Edil'e? Dün evden kaçtı. Ne? Evden mi kaçtı? Dışarı çıkmıyor diye kapıları kilitlemiyorduk. Bizi uyurken Saber kendinden gitmiş. Neden bana haber vermedin hemen? Dönünce düşündüm ki... Düşünme! Düşünme. Dediklerimi yap sadece. Nereye gitmiş peki, öğrenebildiniz mi? Size gelmiş. Bana mı gelmiş? Nereye gelmiş? Hastaneye mi? Bilmiyorum. Konuşmamış. Bir saat sonra döndü zaten. Çok üzgündü. Gözlerini üzerinden ayırmayacaksın. Eğer bir daha hata yaparsan... ...çalışma izni anında iptal ettiririm seni. Kendi geri gönderirim, anladın mı? Anladın mı? Peki efendim. Gibi. Nasıl ya? Hayatımın ilk sergisine her zamanki gibi mi gideceğim ben? Baba. Sence Ekta Armağan'da gelir mi sergiye? İnşallah gelmez. Bir de onun gerginliğini kaldıracak durumda değilim. Sizin aranızda kesin bir şey oldu. Zaten orası abi de o yüzden gelmiyor sergiye. Hadi hadi. Geç kalmıyor muydun sen? Doğru diyorsun. Sergiye gideceğimizi biliyorsun. Niye hazırlanmadın? Ben gelmesem olmaz mı? Olmaz.
Mustafa Bey, çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum gelmenize. Aylin ablacığım. Nasılsın? Babam söyleyince Ekta Bey'le evli olduğunuzu, ay dedim ne kadar şanslı bir kadın. Aylin ablayla babam çocukluk arkadaşı. Aa. O da doktor sizin gibi hatta. Çok ilginç. Ben tanıştırayım sizi madem. Babacığım. Adam karının çocukluk arkadaşı. Birlikte körebe oynamışlar yani. Selçuk, Handan, Aylin. Üçü bir olup sağlıklı doğmuş kızını sana öyle göstermişler. Merhaba Aylin, nasılsın? Merhaba. Tebrikler. Çok yetenekli bir kızınız var. Kemal Beyler de tam zamanında geldiler. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olun. Hocam merhabalar. Ha, Yekta'cığım şu ünlü fotoğrafı bir an önce görmek istiyorum. Buyurun. Aylin. Çok iddialı. Kim çekti bu fotoğrafı? Genç bir yetenek. Seninle gurur duyuyorum. Prensesim hoppala. Coşkun amcaya bak bir hoş geldin desene. Ne haber ufaklık? Utandı amcası. Çocuk işte. Hadi içeri geçiyoruz. Burada da balı varmış. Hoş geldin. Hoş gördük. Otur bakalım kızım şöyle hoppala. Baba, halam anneme vardı. Sonra çok ağladı. Filiz ne diyor bu? Yok hayatım, olur aile arasında öyle şeyler. Sonra konuşuruz aşkım. Ya yenge, kusura bakma böyle bu saatte habersiz geldik ama Zafer abi ısrar etti. Benim de biraz canım sıkkındı biliyor musun? Evet. Dertleşiriz dedik. Alayım da benim. Elimi yüzümü yıkayayım.
ne yüzsüz adamsın ya. Dellenme bebişim hemen, dellenme. Sana sürprizim var. Ay. Ya tamam, bu son zamanlarda yaşadıklarımız ağırdı. Ama düşünsene, aşkımızın tazelenme ihtiyacı. Ay. Ya kız, yarın seni havuza götüreceğim. Mayonu da al. He? Ya bir git ya. Aşkım ya. Tamam mı? Coşkun, otursana öyle, ayakta kaldın yabancı gibi. Ben sofrayı hazırlayayım. Gel bakalım prenses. Hoppa. Sen iyi misin? Aylin. Ben hamileyim. Gerçekten. Çok sevindim. Selçuk bebeği istemiyor. Hamile olduğumu söylediğimde çekip gittim. Olur mu canım öyle şey? Yani Selçuk öyle bir insan değil. Açık açık konuştunuz mu? Çok bir şey yok. Ben halledeceğim işi ya. Aldıracağım bebeği. Anla sakın. Saçmalama. Yani bu öyle bir anda karar verilecek bir konu değil. Bak, sonra çok pişman olursun. Ne yapayım Ali? Babasız mı doğurayım bebeği? O çocuğun bir babası var. İlk duyduğumda gerçekten şok oldum. O yüzden biraz tuhaf davranmış olabilirim. Ancak idrak edebiliyorum durumu. Bebek yüzünden benimle evlenmek zorunda değilsin Selçuk. Merak etme. Seninle neden evlenmek istediğimi anlaman için illa söylemem mi gerekiyor? Gel, o zaman göstereyim. Yok artık. Handan. Bizim Handan. Babamla. Sakin ol. Gel hava alalım istersen. Çok tatlısınız. Gel. Şuradayım hala. Bir kutlama var galiba. Şey, Handan'la Selçuk evleniyor da. Öyle mi? Ne kadar güzel bir haber. Şimdiden mutluluklar dilerim. Güzel görünüyor. Ya. Yarın dostlar arasında bir kutlama yapacağız. O zaman takacağız yüzükleri. Biz de katılırız değil mi sevgilim? Çocuk arkadaşlarını böyle güzel bir günde yalnız bırakmak istemezsin sanırım. Ha? Profesyonel görüşümü sorarsan sarhoş olacaksın. Sen benim profesyonel görüşümü sor. Olursan bence çok biliyorsun. Ayrıca farkındaysan benim babam da doktor. Yani ben mesleğe hava atamaz. Ayrıca gördük doktoru da içeride zaten. Bak, bu sefer hakikaten arkadaşça söylüyorum. Lütfen biraz azıcık. Sen onu bırak. Bana şunu söyle. Bana bunu nasıl yapar? Ben her şeyimi, bütün hayatımı, her şeyimi incik cincik anlatıyorum ona. Burada ilişkilerini, burada herkesle beraber öğreniyorum. Ben herkes miyim? Yani. Hadi abi. Ben onu Almanya'dan hiç getirmeyecektim buraya. Bak, getirdim dakikasına. Ondan kaptı adamı. Bence iyi ki gelmişsiniz. Sen bana mı asılıyorsun? Bilmem. Uzaktan öyle mi görünüyor? Lan burada her şey çift görünüyor. Nereye? Yenge, yemekler çok güzeldi. Ellerine sağlık. Afiyet olsun.
Eline sağlık. Afiyet olsun. Kahve de çok güzel olmuş. Ellerin dert görmesi yengeciğim. Yapar. Ben bakalım sana şey yap. Hoş geldin Uras. Hayırdır? Hoş bulduk Zafer. Ya ben... Benim seninle konuşmam lazım abi. Tabii tabii konuşalım. Buyur geç içeride konuşalım. Eyvallah. Misafirimiz var. Coşkun iş yerinden arkadaşım Uras. Gel Uras, ayakta kaldın. Geç böyle. Geç. Yapayım mı sana Uras? Yok, sağ ol. Benim bir işim var abi, ben gideyim. Otur, birlikte kalkarız. Şey ama önemli bir işti. Otur kardeş, birlikte kalkarız. Madem öyle. Artık siz nişan yerini ve saatini Aylin'e bildirirsiniz. Ben ararım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi Selçuk, ne yapmaya çalışıyor bu adam? Ben de bilmiyorum. Allah sonumuzu hayretsin. Adayı gördün mü sen? Yok. Beni öptüğünden beri yok ortalıklarda. Kıskanmıştır o şimdi. Ya birader sen bir şey konuşacaktın benimle. Böyle apar topar nereye gidiyorsun? Yarın konuşuruz abi. Hadi iyi akşamlar. Gir sen gir, soğumasın. İyi peki. Hadi eyvallah. Hadi ben de kaçtım. Nereye Coşkun kardeş? Şimdi işe gidecektim de. Gel biraz konuşacağız seninle. Gel. Ya abi ne yapıyorsun? Bıraksana. Ya abi bırak. Lan sen ne utanmaz adamsın lan? Hala adamın evine girip çıkıyorsun. Karaktersiz herif. Abi yanlış anlıyorsun. Vallahi benim Filiz Engel'le aramda bir şey yok. Hala inkar ediyor. Kalk şerefsiz. Siz birlikte kaçırmadınız mı lan küçücük çocuğu? Ha? Birlikte ailinden para istemediniz mi lan? Abi ne çocuğu, ne parası, ne ailin ha? Kes! Seni bir daha burada görmeyeceğim. Zafer'den de Filiz'den de uzak duracaksın, duydun mu? Ah be abicim, ah be abicim. Ben derdimi anlatamıyorum ki sana. Abi kadın benim peşim bırakmıyor. Ben söyledim ona, Zafer abi var, ayıp olur dedim. Dinlemiyor abi kadın, anladın mı? Durun lan seni! Durun lan seni! Rasmi ya! Rasmi! Rasmi ya! Durun lan seni! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Mahvetmişsin adamı! Deli bu adam deli. Az daha öldürüyordu beni. Bak hala konuşuyor, öyle düşmanı! Lan bunun hesabını soracağım sana. Bunun hesabını soracağım sana. Gelsene, he? Git. Filiz'in yanında görmeyeceğim bir daha seni. Ya tamam, tamam bir sakin ol ya. Filiz'le ne alakası var bunun? Ne oluyor oğlum? Bu Ormaktepe'ye birlikte gitmişim bunlar. Çocuğu birlikte kaçırmışlar.
Ne diyorsun oğlum sen? Ne akrabası mıymış? Ya Handan ya. Anlamadın mı? Sevgilisi bu hiç, sevgilisi. Zafer'e söyleyemedim. Nasıl söyleyeyim? Ne diyeyim? Ha? Ne diyeyim adama? Böyle böyle desem ne olur adam? Belki de Filiz her şeyi anlattı bu adama. Duru ile ilgili gerçeği, işin içinde bizim de olduğumuzu. Herif her şeyi biliyor. Allah kahretsin. Allah kahretsin ya. Tanıştırayım. Filiz Hanım. Karının tezgahını alt üst eden kadın. Baba, babacığım. Kızım. Biliyor musun, ben seni çok özledim. Filiz'in takıldığı şu herif. Coşkun. Fotoğrafı var mı sende? Hem de alası. Ablayla babam çocukluk arkadaşı. O da doktor sizin gibi hatta. Çok ilginç. Ben tanıştırayım sizi madem. Babacığım. Bir daha Arman ben. Bana bebeği gösterin. İşte habersiz çıktım. Vaktimiz az. Bir yalan bulursun sen. Buldum bile. Bakkala gidiyorum dedim. Ay, sağ ol enişte. Yalnız o para senin için değil. Durumun masrafları için. Ama ben de canım sizin için çalışıyorum. Yani mesela bak, dün Aylin geldi. Tehditler savurdu, bağırdı, çağırdı. Duru'yu almak istedi, vermedim mesela yani. Onu zaten yapacaksın. Şimdi kulağını aç da beni iyi dinle. Yıllardır Aylin sayesinde farkında olmadan sizi besliyorum zaten. Artık kendiniz için benden 5 kuruş alamayacaksınız. Ama ben de 5 yıldır senin kızına bakıyorum enişte. Yani saçımı süpürge ettim, canımı dişime taktım. Bunun bir karşılığı olmayacak. Bu hikayenin başka kahramanları da var. Selçuk ve Handan mesela. Hakkını aramak istiyorsan onların kapısını çal. Eminim bu sırrın açığa çıkmaması için istediğin her şeyi yapacaklardır. Hadi şimdi. Koş Filiz koş. Coşkun Efendi'ye koş. Yeni avınızı buldunuz. Filiz ne var be? Gelsene sen şöyle. İşim var, ekmek bekliyorlar. Ah, ona bak. Ne atlar karıştırdığını biliyorum. O heriften de haberim var. Ne herifi be? Ne anlattın ona? Ne söyledin? Senin derdin şimdi anlaşıldı. Ne oldu kız? Paçan mı tutuştu? Ne anlattın diyorum. Bahsetti mi Selçuk'la benden? Hatırlamıyorum. Bana bak. Ben Uras'a benzemem, anladın mı? Giderim şimdi Zafer abiye, her şeyi tek tek anlatırım. 2 gün ağlar, 5 gün üzülür ama senin gibi şıllıktan kurtulmuş olur. Anlat kız.
Benim umurumda mı sanıyorsun Hımbıl Zafer? Aylin parayı vereydi, zaten gelmeye niyetim yoktu. Eğer Yekta'ya her şeyi anlatmamı istemiyorsanız... Aylin'in vermediği parayı siz vereceğiniz çirkin surat. Sen bir de şantaj mı yapıyorsun bize ha? Artık bilmiyorum ben şantaj mantaj. Adını siz koyun, ben yoruldum. Bana bak. Günahımı bile vermem ben sana. Zırnık koparamazsın benden, anladın mı? Papuç bırakmam ben sana. Ne diyorsun be? Hoşt! Ulan biraz. Hadi be kızım, aç şu telefonu. O da cevap vermiyor. Sen neredeydin? Filiz'le konuştum, daha doğrusu kavga ettim. Aman be Andan, be niye yaptın böyle bir şeyi? Çünkü bebek bekliyorum Selçuk. Yani bugüne kadar tek başımaydım. Endişelenecek hiç kimse yoktu hayatımda. Ama şimdi sen varsın, bebek var. Ya ben bilmek istedim işte. Peki. Öğrendin mi bir şeyler bari? Ne dedi? Bizden bahsetmiş mi o herife? Para istiyor. Ya? Çok güzel. Ha, bir şantajımız eksikti. Yani avcunu yalamasını söyledim de... durmaz ki bu kadın. Kudurmuş köpek gibi nereye saldıracağını şaşırmış durumda. Ya Selçuk, ne yapacağız biz ya? Ne yapacağız? Hemen evleneceğiz. Ben Almanya'ya gideceğim. Bir an önce de senin yanıma aldıracağım. Almanya'ya? Artık yolun sonuna geldik Andan. Zaten Aylin Duru'yu alıp gittiğinde her şey ortaya çıkacak. Ya ne kadar saklayabiliriz ki? Günaydın. Yok artık. Uyandın mı? Bir dakika. Sen beni yatağa mı attın? Evet, öyle oldu. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Vicdansız. Sarhoşsun ben. Hayır hayır, o manada atmadım. Yani çok fazla ağırdım. Ben de yavaşça yatağa attım. Bir şey geçmedi. Bir şey olmamış. Yok yok, hayır. Geçmedi. Sakin ol. Nasıl giydin peki? Yani kim giydirdi? Ben giydirdim. Ya. Ama merak etme. Gözlerimi böyle kapattım. El yordamıyla oldu, merak etme. Ne diyorsun sen ya? Yani el yordamıyla giydirdim. Hadi hadi kalk, annem babam kahvaltıya bekliyor. Bir de annenle baban mı var yani? Evet, ben hala onlarla yaşıyorum. İyi aile çocuğuyum kızım ben. Hadi hadi kalk. Giyin çabuk. Öleyim ya. Öleyim ya. Aylin Hanım. Evet, buradayım. Kaan sizinle görüşmek istemiyor efendim. Üzgünüm. Ama... İyi günler. Ben karar verdim. Kaan'ın doğum gününde kaçacağız. Önce partiyi evde yapmaya Yekta'yı ikna etmem lazım. Sonra Duru da gelir.
İkisini birden alır giderim. Yani eğer her şey en ince ayrısına kadar planlarsam o zaman başarabilirim. Evet. Aylin, bence bu hiç iyi bir fikir değil. Yani şimdi kaçmak. Hanna, sen ne diyorsun? Durumu biliyorsun, her taraftan sıkıştım. Kaan'ı göremiyorum. Kızımı Filiz'den alamıyorum. Üstelik Duru artık o evde kalamaz. Filiz'in bir sevgilisi var. Biliyorum, biliyorum. Hepimiz öğrendik zaten. O zaman nasıl bana bekledersin? Çünkü Filiz okları bana çevirdi. Susmak için para istiyor Aylin. Bak şimdi kaçarsam, biz de o parayı vermezsek Filiz gidip Yekta'ya her şeyi anlatır. Sen kurtulsan bile biz yanarız Aylin. İki gün önce kalkıp bana gelip bunları söyleseydin duruma git derdim sana. Ama artık ben de bir anne adayım. Sen nasıl çocukların için endişeleniyorsan ben de karnındaki bebek için endişeleniyorum. Aylin. Bir yıl daha. Almanya'ya gitmemiz için bir yıl daha sabret, ne olur. Peki, bu bir yıl boyunca Duru ne olacak? Sen içeri geç. Takip edilmediniz mi? Peşinize falan takılan olmadı. Yok yok. Çok dikkat ettim, o bende. Aşkım. Yüzünü ne hale getirmiş, eli kırılasıca. Ya aşkımız için nelere katlanıyorum görüyorsun değil mi? Ne badirelerden geçiyorum. Aşkım. İki gözüm. Bir tanem. Bebişim. Evin sahipleri nerede? Yurt dışındalar. Birkaç eşya taşınacakmış, anahtarı bana verdiler. Ha. Yani bize. Handan'ın Almanya'ya gitmesine daha bir sene varmış. Filiz'in Duru'ya yaptıklarını bile bile ben nasıl abimlerde bırakırım onu? Bir de o adam var tabii. Belli ki hala görüşüyorlar. Yoksa Handan'a böyle diklenemezdi. Belki de Zafer'e her şeyi anlatmalıyız. Karısının onu arkadaşıyla aldattığını öğrenince o kadını evde tutmaz. Böylelikle Filiz'le Duru'yu ayırmış oluruz. Peki ya Handan, Selçuk? Filiz öylece sessizce çekip gitmez ki. Verebileceği en büyük zararı verir. Bunlar ne olacak? Aylin. Aylin, ben de seni arayacaktım. Filiz anlattı olanları. Abi kusura bakma, öyle bir an ben kendimi kaybettim. Yok yok, şey yapma. Ben seni anlıyorum. Ama bak sen de boşuna endişeleniyorsun. Filiz çok değişti. Gerçekten. Duru'yu alıp gittiğine bin pişman. Bak bir daha kesinlikle böyle bir hata yapmayacak. Hani ben de diyorum ki, sen de benim hatırım için bir şans daha versene. Benim hatırım için. Ya bu gücünü niye taktın peşimize? Şimdi olmasaydı ne numaralar çevirecektim ben sana. Ne fantaziler hazırlamıştım. Takmayıp da ne yapacaksın? Aylin karısı atmaca gibi. Kızı bulduğu anda atlayacak üstüne. Sonra Yekta ile uğraş dur. Aman sorma sorma. Bir de şu Uras Efendi çıktı başımıza. Vallahi zor kurtardım canım. Ben biliyorum aslında onları yapacağımızı ama. Ne var kız aklında yine? Sen daha bu Duru meselesinde kimlerin olduğunu bilmiyorsun. Kimler var?
Şeyi biliyorsun. Handan'ı, hemşireni. Bizim karşı komşu. Heh. Bir de Selçuk var. Selçuk da Uras'ın kuzeni. Almanya'dan geldi, doktor. İşte hep onlar yardım etti Aylin'e. Ulan çete kurmuş bunlar resmen. İşte biz de o çeteyi çökerteceğiz aşkısı. Boşuna dememişler. Bir kapı kapanırsa diğeri açılır diye. Tamam, bu Yekta'dan avcumuzu yaladık ama... Selçuk derdimize derman olacak ha? Ay ne öyle, oh! De bu Almancıydı değil mi? Bunda çok para vardır, çok. Ay çok beklettim değil mi? Yok canım. Ben birkaç model seçtim bile. Ha. Bak bakalım sen de beğenecek misin? Şu güzelmiş. Nişanlınızdan en çok onu beğenmişti. Öyle mi? Tak bakalım olacak mı? Tamam. Tam oldu. Şimdi bir de tek taşlara bakabilir miyiz? Yok. Selçuk, böyle bir şeye gerçekten hiç gerek yok. Hadi canım. Aileye şikayet edip duruyordun sonra da tek taşımı kendim takacağım diye. Sırrınızı biliyorum. Ne diyorsun be? Kimsin sen? Eğer istediğin parayı getirmezsen... ...malum kişi 5 yıl önce ne yaptığınızı öğrenir diyor. Kimmiş? Sen bak canım, ben geliyorum. Kimsin lan sen? Ne saçmalıyorsun? 5 yıl önce bu yüzden Almanya'ya kaçmadın. Bak, gördüğün gibi her şeyi biliyorum. Filiz'in takıldığı adamsın değil mi sen? Lan, ne önemi var kim olduğuma? Ne önemi var? Zaten parayı getirince göreceksin kim olduğumu. Selçuk, ne oluyor? Para mara yok. Bir daha da arama beni. Selçuk, ne oluyor? Kimdi o? Filiz'inki. Her şeyi öğrenmiş, para istiyor. Dedim ben ama sana. Kudurmuş bunlar. Senden para koparamayacağını anladılar. Şimdi beni deniyorlar. Neyse canım. Sen takılma bunlara. Şimdi şu yüzük işini halledelim. Sonra konuşuruz bunları, tamam mı? Handan'ı aradı mı? Neredeymiş nişan? Bizim mahallede eski bir mekan. Sen pek sevmezsin oraları, böyle salaş bir yer. Hatta istersen biz gitmeyelim. Benim de pek keyfim yok. Olur mu? Handan tek arkadaşın. Üzülürsün sonra. Hem o kadar söz verdik. Kaçtaymış? 8'de orada oluruz dedi. Sen gidersin. Ben de hastaneden direkt oraya geçerim. Öpüyorum seni. İnanmıyorum. Yani en mutlu günümüzde iki pislik gelip hayatımızı alt üst etmeye çalışıyor. Merak etme canım. Buna izin vermeyeceğim. Sen şimdi eve git. Nişan için hazırlan, tamam mı? Sen ne yapacaksın? Ben gidip konuşacağım. Selçuk, parayı verecek misin? Hele bir ne kadar kararlı olduklarını anlayalım. Bakacağız. Hadi sen şimdi eve git. Coş, arayacak mı sence? Vallahi bilmiyorum bebişim. Aslında çok etkileyici konuştum. Ben olsam arardım. Aşkım benim, konuşursun sen aslanım. Peki kaç para isteyeceğiz? Vallahi bebeşim, çok istemeyelim. Sonra bir şekilde o parayı geri alıyorlar. Aynı gün, doğru diyorsun, tamam.
Allah. Alo. Nereye geleyim? Vereceğim mi parayı? Vereceğim. Ne kadar istiyorsun? 100 bin. Tamam. Nereye geliyorum? Ne? Veriyor adam parayı. Verecek. Göreceğim. Sana Filiz, aferin. Beni hiç şaşırtmıyorsun. Hoş geldin doktor bey. Buyur. Nasıl param arıyor? Getireceğim dedin. Bana bak. Filiz de sen de fazla ileri gittiniz. Yeter artık. Yeter mi yetmez mi gösteririm hepinize. Yakarım ulan hepinizi, yakarım. Tamam. Yak hadi. Hadi. Hadi polise gidelim. Anlatalım her şeyi. Hadi ben hazırım. Kız bana bak. Burada kalıyorsun, geleceğim ben şimdi, tamam mı? 5 yıldır cehennem hayatı yaşıyorum zaten. Ne olacaksa olsun. Hadi. Hadi yürü. Manyak mısın? Ya hadi yürü. Allah Allah. Yürü polise. Ah, Filiz Hanım da buradaymış. Hadi polise gidiyoruz. Anlatacağız her şeyi. Demişsin ya Handan'a. Hiçbir şey umurumda değil diye. Hadi siz de yanın, biz de yanın. Hadi. Ne oldu? Yemedi değil mi? O zaman susacaksınız. Bundan sonra ne aileni, ne beni, ne de Handan'ı rahatsız etmeyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Ha. Son bir şey daha. Zafer öğrenmeyecek bu rezilliğinizi. Hiçbir şey söylemeden bırakacaksın onu. Tahmin ettiğim gibi Handan. Bunlarda hiçbir şey yapacak cesaret yok. Sen keyfini kaçırma. Bu gece çok güzel olacak. Handan. Seni seviyorum. Cenabettiktir anlamadım ki. Elimiz attığımız yer kuruyor. 5 kuruşsuz kaldık yine. Bin kız, bin. Artık 5 kuruşsuz kaçacağız Coş. Yapma Filiz'im. Ağzından gir, burnun aç, ikna et Zafer'i. 5 kuruşsuz nereye kaçacağız? Sen beni sevmiyorsun.
Hayda. Sevseydin hiçbir şey gözün görmezdi. Şimdi alıp kaçırırdın beni. Tamam, şimdi alıp kaçırayım seni Filiz'im. Pansiyonlarda yaşayacak mısın ha? Bir gün aç, bir gün tok öldürürsün sen beni. Ne biliyorsun 5 kuruşsuz olduğumuzu? Paran mı var kız? Var azıcık. Kıyın kıyın biriktirdim ailenin verdiklerinden. Kaç para? Ama kaç parası kaç para, sana ne? Sen beni götüreceğim mi, ondan haber ver. Seni her zaman götürürüm gülüm. Kaçta gelip alayım? Bu gece. Bilmiyorum, çalışmıyor. Aa, bozuldu. E ne oldu ki buna şimdi? Ne olmuş? Bilmiyorum, bakıyorum öyle. Ha, sen bak öyle. Ben eve gidiyorum. Zafer'i kuşkulandırmayalım. Kalk kız, gel. Hayır, ben bu şansım. Gelme. Gelmenin tam olarak neresini anlamadın acaba? Yapma Ada. Çocuk gibi davranıyorsun. Aa babacığım. Hani kaç yaşında gelirsem geleyim hep senin gözünde çocuk kalacaktım. Ama artık büyümenin zamanı geldi. Yakında abla olacaksın. Ne diyorsun sen ya? Handan hamile. Ha, bu evlilik mevzusu falan o yüzden yani. Bebek için. Babacığım, bu işi çözmenin başka yolları da var. Hani sen mesleğin gereği benden daha iyi biliyorsun ya. Ada. Handan'la onu sevdiğim için evleniyorum. Bebek de üstüne böyle bal kaymak oldu yani, öyle mi? Ben size mutluluklar diliyorum ama teşekkür ederim. Ben almayayım. Ada! Ada! Rahat bırak beni!
Efendim Mert. Nasıl oldun? Yani aslında biraz toparlamıştım da yeni bir şokla sarsıldım. Handan hamileymiş. Oo, babanız da çıktı. Yani hiç şu anda o esprileri kaldıracak halde değilim. Anlaşıldı, senin sinirin tepende. Ya sana İstanbul'u gezdireyim. Biraz hem kafa dağıtırız. Tamam, olur. Nerede buluşalım? Nişana davet edilmedik ama geliriz icabında. Sen bizi fazla hafife aldın. Rezillik istemiyorsan yarım saate sahilde ol. Filiz, bir daha para için karşına çıktı mı seni? Yok. Ya o anladı zaten benden bir şey koparamayacağım da. Şansını denedi işte. Çok sinirlerim bozuk. Ya o adamla hala görüşüyorsam? Kızımın çevresinde böyle insanlar olmasına dayanamıyorum. Neyse, ben seni artık daha fazla üzmeyeyim. Bugün seni mutlu götüreyim. Arkadaşım çok mutlu. Ben olamadım. Bari sen ol. Selçuk da sen de hak ediyorsunuz bunu. Bekle dedim diye bana kızma Onur. Seni çok seviyorum, biliyorsun değil mi? Oo, hanımlar erkencisiniz. Öyle. Biraz gıybet yapalım dedik. Nasıl? Beğendiniz mi gittiğim masayı? Hı, çok güzel olmuş. Bilerek müşterilerden ayrı bir yere kurdurttum ki rahat edelim diye. İyi, iyi. Ha, Selçuk aradı. Bir işi çıkmış. Kaçtı mı acaba ya? Ay yok artık. Yo, merak etmesin dedi. Tam zamanında burada olacakmış ama böyle sesinde bir tuhaf bir şey vardı. Sanki veda eder gibi. Sesim. Oh. Aferin benim kızıma. Maşallah. Ya Filiz ya. Seni de böyle hasta hasta bırakıp gitmek hiç içime sinmiyor. Biz de mi gitmesek acaba? Yok yok aşkım, ben hiç iyi, yani iyi değilim, yatacağım ben. Onlar siz kardeşlerin ötesiniz, şimdi çok ayıp olur. Bak Duru da hem hazırlandı o kadar. Çocuğun hevesini kursağında bırakma. Peki madem sen öyle diyorsan, çok kalmayız o zaman biz de. Yüzükler takılınca geliriz. Yok sen rahat ol, ben yatıyorum yani. Hadi kızım, dikkat et. İçmiyor bu ya. Az mı geçti acaba? Ya o kadar seviyorum dedi. E hadi acıktım ben. Ne zaman yiyeceğiz? Ay bekle. Ay. Canım gel. Ah fıstık. Oh. Özledim seni. Çok özledim. Ben de seni. Gel. Çok güzel olmuşsun. Sağ ol Zafer abi. Filiz de gelecekti. Çok hasta, gelemedi. Tebrik etmemi söyledi.
geldim. Neredesin şerefsiz? Sahil mi dedim ben sana? Yanlış olmuş, nişan yerindeyim. Hakaretsin. Demek Yekta Bey'le tanışacağız sonunda. Ya nerede kaldı bu Selçuk? Arayacağım ben onu. Ara. Alo. Alo Anda. Coşkun geldi mi? Ne diyorsun sen? Oraya geliyormuş. Yekta'yla konuşmasına izin vermeyin. Her şeyi anlatacak. Gelmek üzere. Geçirmiş galiba. Ne olmuş başkanım? Ambulans haber ver. Ara gelsin. İyi değil. Ne oldu burada? Kaza olmuş herhalde. Açılın açılın, ben doktorum. Ambulans haber verdiniz mi? Haber verdik, geliyor. Hocam sizin hastaneye mi? Evet. Dikkat et, sarsma. Selçuk. Selçuk. Beni duyuyor musun? Beni duyuyorsan sağ elini oynat. Güzel. Şimdi sol elini oynat. Gözlerini açık tutmaya çalış. Bana bak. Evet. Yekta Aylin'in kocası. Hocam nabız yükseliyor. Sakin ol. Bir kaza geçirdim. Merak etme, seninle bir sırtına gireceğim. Şoka giriyor.
Sakin. Sakin. Şu bir daha bir arar mısın? Tamam. Yekta, geldin mi? Aylin. Alo. Sana çok kötü bir haberim var. Siz kimsiniz pardon? Ne haberi? Ben ambulans hemşiresiyim. Selçuk kötü bir kaza geçirdi. Araba çarpmış. Araba çarpmış. Araba çarpmış.